Şimdi bıçağımızın şeklini verelim. Ustam, demin güzel bir şey söyledin. Bir daha söyler misin? Anlayamadım. Demirciye ne demişler? Demirciye söylemişler. Baban öldü. He. Demirci demiş, demir sıcak demiş. Yani bunu dövmeden bir yere gidemem. Dövmeden hiçbir yere gidemem demiş. Allah Allah. Yani bu biz ölmüş yine demirin soğumasını beklemiş. Allah Allah. Çok enteresan. Yani bu bir saniye bile bekleyemiyor çünkü, bekleyin. Değil mi? Evet. Yani bir ata lafı vardır. Demir tavanda dövülür. Evet. Evet. Evet, şimdi uçağımızın şeklini veriyoruz. Evet. Bir daha ısıtacağız. Tamam. Yavaş yavaş. Evet, yavaş yavaş şekil çıkıyor ortaya, değil mi? Uçağımız şeklini almaya başladı. Hafiften ucu biraz tamam, bıçağın ucu havaya kalkık, değil mi? Evet, bıçağımız şeklini aldı. Evet, harikasın ustam. Ne yapıyorsun usta şimdi? Bıçağımızı. Oradan keseceksin mi? Keseceğiz, evet keseceğiz. Tamam. Peki bunu biraz daha sıcakken kesmek gerekmez mi? Yok, soğukken de kesebiliyoruz. He. Çelik olduğu için. Çelik olduğu için, evet, değil mi? Evet, kırılıyor zaten. Tamam. Evet. Evet. Şimdi bir daha... Körüklüyoruz. Evet. Burada şimdi bu görmüş olduğunuz çekişte. He, ne burada? Ne ocak yazıyor. Ne bir ocak yani. Ha. Evet, bunu bıçağımızın üzerine ısıtıp. Şimdi buradan test yazıyor tabii, değil mi bu? Test yazıyor. Basınca düz çıkıyor. Evet. Evet, tamam. Düz. Hadi bakalım ustam. Tekrar ısıtalım. Uçağımızı. Şimdi ismini yazıyorsun, öyle evet, mi ustam? Evet, evet. Harika. Oluk yapıyorsun. Evet. Aynı zamanda da bıçağı aşmak için değil mi kullanılan şey? Evet, evet. Çakıyı daha doğrusu. Evet. Tırnakla oradan tutup evet, açılması için. Evet, tırnak tutma yeri yani. Evet, evet. Çok güzel. Afiyet olsun. Sağ olasın. Böyle tam közde pişmiş çay da çok güzel olur. Ya bu da enteresan geldi bana evet, ustam. Evet. Bu nedir bu? Tabere, oturmak için. Yani kim yaptı sandalye. Bunu? Kim? Evet, bu daha önce. Kaç yıllık bu usta? Bu 50 yıllık. Aşağı yukarı 50 yıllık vardı. Evet. 50 yıllık? Evet, babam rahmetlinin yapısı. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Yani bunu rahmetli baban mı yaptı? Evet, babam rahmetli yaptı. Allah Allah. Senin ustan, hocan, evet, değil mi? Evet. Ailecek. Evet, ailecek. Maşallah, maşallah. Kaç erkek kardeştiniz siz? 7. 7 erkek kardeş ve 7'si de evet, sanırım bu işi yapıyor değil mi? Yapıyor, evet. Allah mekanını cennet etsin. Ustamızın, amin, babanızın. Amin, babanızın amin. İsmi neydi? Mehmet Ali. Mehmet Ali ustama Allah'tan rahmet diliyorum. Yani, mekanı cennet olsun. Bir biz değil yani. Bu bölgede ne kadar bu sıcak demirle uğraşan varsa aşağı yukarı %95 onun yetiştirmesidir. Buna çok sahip çık. Bu sanata da sahip çık. Buyur oturalım ustam. 50 yıllık şeye. Evet. İskemliğe. Oturalım ve çayımızı içelim. Sen kaç yıldır bu işi yapıyorsun usta? Yaklaşık 40 yıldır. 40 yıldır? Evet. Maşallah, maşallah. Bu görmüş olduğumuz ölçü yetişemiyordum. He, yetişemiyordun. Böyle karşıda bir tane kütük var ya, he, odun kütüğü, onun gibi kütüklerin üzerine çıkıyordun. Üzerine çıkıp küçük çekişle böyle demir döverek başladım. Yani o zaman 5 yaşında falan? 5-6 yaşlarında. Allah Allah. İlkokulu bitirmeden ben pevkalada bıçak yapıyordum. Ama çekiş sallayışından belli ustam.
Yani, öyle dışarıda ustalık, göründüğü gibi de değil yani. Ustalık benim düşünceme göre bir konuda ustalık için en az 10 yıl. En az. Konuda en az diyorum işte en az 10 yıl. Siz 40 yılınızı vermişsiniz. Evet. Yani 4 kere master yapmışsınız. Evet, evet. Ben ustalara çok değer veriyorum. Çok saygı duyuyorum. Ve siz ne yazık ki tapan bıçağını yapan, fiilen yapan, bununla geçimini sağlayan sizden sonra yok gibi duruyor. Var ama başka işlerde uğraşıyorlar. Sadece bıçak yapan yok gibi bir şey. Yani işte yavaş yavaş sanki kayboluyor, kayboluyor gibi. Değil mi? Kayboluyor. İşte bu Anadolu bıçaklarımıza sahip çıkılması lazım. Kıymeti bilinmesi lazım. Çünkü bu durup dururken ortaya çıkmamış. Sizler bu Tapan bölgesine Varsak Türkmenleri diye ben araştırdım. Doğru mu? Yani evet, bu Varsak bölge Türkmeni, evet, Varsak Türkmenleri. Yani evet, Yörüklü'ye Varsak falan dayanıyor herhalde evet, köken evet, olarak. Yörüklü'ye. Neticede göçebe, göçebe evet, bir evet, Türkmen evet, aşireti Varsaklar. Evet. Yıllar ve, önce. Ve bu yüzlerce, binlerce yıl içerisinde oluşmuş bu kültürlere sahip çıkılması gerekiyor. Evet, evet. Tapan bıçağı bana göre Adana'nın, Feke'nin ve bölgemizin, ülkemizin bana göre önemli markalarından birisidir. Evet. Ki Anadolu bıçakları diyorum ben buna. Evet. Bunun araştırılması lazım ve bu markalarımızın korunması lazım. Bunlardan birisi de Tapan bıçağıdır. Siz de bunun en önemli ustasısınız. Elinize sağlık. İnşallah bunu seyirciler izler de bunun önemi daha iyi anlaşılır ve bu sanat devam eder. İnşallah. Boynuzunu yapacağız. Ha, boynuzunu yapacağız. Evet, tamam. Evet, tamam usta. Evet. Bıçağımızın boynuzunu seçeceğiz ustamla beraber. Ustam benim seçtiğim boynuza göre yapacak değil mi ustam? Evet. Hangisini şimdi isterseniz ustam bu yaparım. Koç boynuzu. Evet, koç değil boynuzu. Mi? Evet. Muhteşem bir şey. Evet. Bayağı da eski. Eski. Ama ben bu genelde krem rengi olur değil beyaz, mi bu? Beyaz. Ben bembeyaz değil de böyle krem rengi evet, gibi olur. Evet, evet. Şimdi burada bunlar da koç. Şunlar evet, koç. Evet. Ama şu keçi boynuzu değil evet, mi? Evet, keçi boynuzu. Bu manda boynuzunu andırıyor evet, renk olarak. Siyah. Siyah bu. Evet. Ben siyah istiyorum evet, ustam. Şu uygun mu sence? Uygun olabilir. Bunda. Tamam. O zaman bunu seçtik. Evet. Buyurun ustam. Şimdi ne yapacağız? Buyurun. Biz boynuzumuzu evet, görmüş olduğunuz gibi üç kısmını yapacağız. Evet. Evet. Evet, üç kısmını kestik. Bıçağımızın büyüklüğüne göre bakıyoruz. Dokustum. Boynuzumuz da güzelmiş. Evet. Çok güzel. Taş gibi bir boynuz değil mi? Taş gibi evet. Çok güzel. Bu inatçı bir keçinin boynuzu mu? İnatçı olsa bu dövüşe dövüşe buralar hep yara olurdu. Yara yok akıllı galiba. Bir keçiymiş o zaman. Tamam. Tamam. Bunu ısıtacağız mı usta? Evet, ısıtacağız. Tamam. Ya yanmasın sonra. Yanmaz. Sürekli çevirmen lazım değil mi? Tabii yanar. Yanar. Yoksa yanar. Bir tane de odun koyalım. Onun alevinde daha iyisin sen. Yavaş yavaş çekiyoruz. Bence çok yakmasam ya. Yandı bak yok, biraz. Yok yanmaz yanmaz. Yandı ustam ya. Yanmaz yanmaz. Daha çok ısınması lazım. Yoksa yapamayız. Çek çek körüyü çek. Ben yakacağım diye korkuyorum. Yanmaz yanmaz yanmaz. Yanmaz daha çok ısınması lazım. Yakmasanız zorlatamazsın. Allah Allah. Şekil veremezsin. Yeter mi? Hadi yeter bakalım. Çok sabırsızım ben. Sabırsız olan bu işi biraz zor yapar. Evet ustam. Görmüş olduğunuz bu mengene de el yapımı. Bu da el yapımı mı? Evet bu da el yapımı. Allah Allah. Bak boynuzumuz sanki Allah bir hamur lastik, gibi. Lastik gibi. Gibi değil mi? Evet, evet, lastik gibi. Yavaş yavaş doğrultalım. Burası eğri olacak zaten ustam. Değil mi? Burası ilk önce doğru olacak, daha sonra eğri olacak. Öyle mi? Evet. Tamam. Ya ben tapan bıçağını gördüm de o senin şeylerde. Daha sonra. Aha içinden tertemiz çıktı bak. Sıcakken kesiyorsun öyle mi? Evet sıcakken. Tamam tamam. Evet sıcakken. Allah Allah. Bunu
sıcakken kestiğimize bakmayın. Soğuduğu zaman taş gibi olur. Taş gibi olur, evet, taş gibi. Hakikaten lastik gibi oldu ya. Lastik usta. Lastik gibi, evet, evet. Yengeneye sıkıştırıp soğumasını bekleyeceğiz. Düz, tam düz dursun diye mi? Düz dursun diye. Evet. Dümdüz olsun diye, evet, değil mi? Dümdüz olsun diye. Soğumuş mu usta? Evet, soğumuş. He? Soğumuş, soğumuş. Bakayım. Az sıcak, sıcak ama az sıcak. Vay be. Evet. Şimdiden çok güzel usta. Orayı biraz incelteceğiz galiba. Evet, değil mi? Şurayı az alacağız değil mi? Evet. Keseceksin mi? Ne yapacaksın orayı? Az bir şey keseceğiz. Az bir şey. Evet, evet. Ne yaptın? Bir bakabilir miyim bakalım? Ne yaptın şimdi? Bir bakalım şimdi. Şimdi şurayı aldın öyle mi? Evet. Şurayı aldım. Buradan burası bu tamam. Kısım sapa girecek. Diğer yerine delik açacağız. Evet, delik açacağız. Tamam. Harika bir şey olacak. Bu bıçağımızı ne kadara da döversek o kadara hı? keskin olur. Şimdi bunu biraz daha soğukken döveceksin öyle evet. mi? Hadi bakalım döveceğiz, ustam. Döveceğiz. Kırılmaz değil mi? Yok, kırılmaz. Şu anda hiç kırılmaz. Bir şey bu da soğumuş mu? Soğumuş, evet. Bunu tamam. arıyoruz. Ağzını keskinleştireceğiz. Yani pürüzlerini mi? Evet, pürüzlerini gidereceğiz. Şeklini net olarak yapacağız. Tamam. Tamamen el yapımız. Kesinlikle evet. hiçbir makine kullanmıyoruz. Nasıl açacağız ustam onu? Matkapla delmiyor muyuz? Matkapla değil efendim. Bu bıçağımızı matkapla delmemiz gayet zor. Allah Allah. Bunu zımbayla deleceğiz. Zımbayla? Hani söylerler ya, ne o zımba gibiyim. He. He, bu. Matkap delmez ama bu deler mi diyorsun? Bu deler, evet. Allah Allah. Ben de şaşırdım vallahi. Nasıl delecek olur mu? E onun nasıl denk geldiğinden eminsin şu anda? Tahmin mi? Ustalık. Allah Allah. Aa, geldi vallahi. Aa, nasıl geldi ya? Sıkıştırıp eğle, eğileceğiz. Sabitleme mi oluyor bu evet. bıçağı? Sabitleme öyle mi? Evet, sabitleme. Ben bunu taşa tutacağını zannediyorum. Kesinlikle dövme çelik taşa tutmuyor. Tamam. Tapan bıçağı olacaksa taşla hiçbir işi yok. Tamam. Tamamen el yapımı. Çok güzel. Hani söylemiştim çünkü noktası. evet. Bu ince. İnce. Sıfır diye tabir ettiğimiz eğemiz. Böyle emek veriliyor ama ondan sonra ömür boyu kullanılıyor herhalde değil mi usta? Evet. Evladiyelik oluyor. Evet. El emeği göz nuru yani. Hem keskinliğinde hem de son şeklini alıyor evet. değil mi? Evet. Son şekli. Bir dakika şimdi, bir dakika. Ne yaptık? Çok önemli bir noktaya geldik. Su, bıçağımızın he, suyunu. Su vereceğiz. Evet, suyunu vereceğiz. Evet, bence de. Bence de en önemlisi. Evet, en kritik bölgedeyiz. Evet, şu anda bıçağımız daha iyi su alması için. Yapayım. Evet. Evet. Tek derece. Körüklüyorum. Körüklüyorum devam. Ben 800 derece diye biliyordum ama. Ben derece. Doğru mu? İnan ki derece. Ama biliyorum. Renginden yani, herhalde abi. Renginden anlıyorum. Renginden. Ben ilkokulu zor bitiren birisi olarak dereceden hiç anlamam. Estağfurullah ustam. Evet. Şu anda görmüş olduğumuz gibi sabun sürdüğümüz bölge daha Allah Allah. iyi su almış. Evet. Arka kısmı o kadara değil. Bu kendiliğinden. Ha, dokunmuyoruz. Şu anda bu iki defa su verme deniyor. Evet. Böyle bir şey mi? Suyunu ayarlama. Ayarlama. Evet. Şu anda çok sert. Isıtarak biraz yumuşatacağız. Bu çelik ısındığı zaman
içine karbonları alıyor. Odun kömür olduğu için çam kömüründen de karbonu içine alıyor. Birden soğuttuğunuz zaman karbonlar dışarı çıkamıyor ve çelik sertleşiyor. Ani olunca fazla sert oluyor. Şimdi ustamın yaptığı şöyle biliyorum. İkinci kez daha az ısıtacak değil mi ustam? Az, evet. Az. Daha az ısıtacak. Yani böyle biraz daha yumuşamasını, aşırı sert olmasını istemiyor çünkü. Evet, çıt diye kırılır yoksa. Kırılır, evet. Evet. Oradan rengine mi bakıyorsun? Rengine ne renk abi oluyor? Meneviş rengi dedikleri şey mi? Bülbül sarısı. Bülbül sarısı. Bak orada bir sarı var. Bir de bizim bu bölgede alabak diye bir kuş var. Hı. Çok sert olan şeylere ne o? Alabak suyu verdim. Allah Allah. O rengi ya, alıyor öyle ya, mi? Normal bir çelikte de bülbül suyu. Bülbül suyu. Evet. Tamam. Şu anda bu sarılık var. O sarı mı? Bak evet. Şuradaki sarıyı diyorsun değil evet, mi? Şu evet. Sarı. Evet. Bülbül. O rengi mi alacak? Evet. Bülbül sarısına tamam. Benziyor. Evet benziyor. Evet. Olmuş. Olmuş mu? Olmuş. Sürdüğümüz zaman sert olup olmadığını anlıyoruz. Bak böyle bik 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 diye ses çıkıyor ya. Hı. Bu ince çıkarsa sert olur. Çok he. İnce çıkmazsa normal. Bir daha yapayım nasıl çıkıyor? Bak normal çıkıyor. Çok ince bik bik diye çıktığı zaman he. Çok sert demektir. Tamam bu iyi mi? Bu iyi. Tamam. Çünkü aşırı sert istemiyoruz. İstemiyoruz. Tamam. Şöyle vurunca bile kırılabilir değil mi? Evet, evet. Benim bildiğim kadarıyla kılıç yaparken bıçağımızı yerleştireceğimiz bir ucunu düzeltiyorsun değil mi? Evet, ucunu düzeltiyorum. Tamam. Şöyle de böyle ölçüyoruz. Nereden neresi kadar olur bıçağımı? Ölçtün. Ölçtüm ona göre keseceğim. Nereyi kurtarıyor? Nereye tamam. Kurtarıyor? Fazlalığını kesiyorsun. Fazlasını kesiyoruz evet. Şimdi ne yapacaksın ustam? Bıçağımızın ortasını evet, kesiyorsun. Bıçağımızı yerleştireceğimiz. Nasıl ölçmeden biçmeden nasıl yapıyorsun? Kanalı açıyoruz. Nasıl şaşırmıyorsun sağa sola? Ben biraz bozuyorum. Konsantrasyonu bozuyorum. Farkındayım. Şimdi zaten çektikleri zaman hiç yok, kimse yokmuş gibi yaptığınız yine de çok iyi yapıyorsun ustam. 40 yılın verdiği deneyimden dolayı yapıyoruz evet, ya yoksa boynuzumuzu tekrar setip uç kısmını biraz eğeceğiz. Eğeceğiz tamam. Evet. Yani tapan bıçağının ucu eğri oluyor. Evet. Şey, sapının. Sapının ucu eğri. Evet. Bıçağın ucu da biraz eğri de. Eğri de ters istikamete eğri. Tamam. Yeter. Tamam. Bunu eğeceksin öyle mi usta? Evet. Aynı lastik gibi oldu. Çok güzel usta. Şimdi bu keçe boynuzu bu şekilde yapması biraz daha kolay da yalnız manda boynuzu bu şekilde işlemesi bayağı bir zorluk. Çokları çatlama yapıyor. Çok sert olduğu için manda boynuzu da yapıldığı zaman kesinlikle özelliğini kaybetmiyor. Öyle. Görmüş olduğunuz gibi. Benim biri yaşlanmış. Bazen kaçırıyor, tutmuyor. Kim yaptı bu mengeneyi usta? Bu mengene. Bu da mı babandan kaldı? Evet, babamdan kaldı. Baban el yapımı. El yapımı ya. Evet. Baban yaptı bunu. Evet, evet. Allah Allah. Evet. Maşallah. Allah mekanı cennet etsin amin, babanın. Amin. Bu görmüş olduğumuz bir tür matkap yani. Bu matkap. Yıllar önce kullanılan, bizim evet. Kullandığımız matkap. Şu andaki cereyan. Deleceksin mi onu şimdi sen usta? İşaret yapıyorum. He. Daha sonra deleceğiz. Deler ama. Aa bir dakika. Deler ama ustası lazım. Hadi bakalım o zaman. Bu çok ilk defa görüyorum ustam. Çok önemli. Dur bakalım. Şimdi bir dakika.
Ne bunun adı? Matkap. Matkap. El matkabı öyle evet, mi? Evet, el matkabı. Allah yıllar Allah. Önce kullanılan bir el matkabı. Maşallah, maşallah. Ustam iyi ki tanışmışız senden ya. Ustam çok hızlısın maşallah ya. Bir deneyelim bakalım. Bıçağımız, maşallah maşallah. Bıçağımız açılıp kapanacak mı? Şu anda açıldı. Tam da yerinde durdu herhalde değil mi? Tam da yerinde durdu. Maşallah. Tam yerine de kapandı. Nasıl hızlısın böyle maşallah. Allah nazardan saklasın ustam. Rüzgarını alıyor. Gayet de güzel parlatıyor. Parlatmaz. Nebi ustam harikasın ya. O da pimini takıyoruz değil mi ustam? Artık pimini takmaya hazır. Ama iyi yoruldun usta. Tam alın ter oldu vallahi. Evet, alın ter evet. Bitti mi usta bıçak? Evet, evet bitti. Maşallah maşallah. Bıçağımız. Ne taşı usta o? Bileği taşı. Ne? Bileği taşı. Buna girit taşı diyorlar. Evet, bu o mu? Evet bu. En son böyle en ince. En son en ince. Tamam. Eski usturaları bu taşta biliyorlar. Maşallah maşallah. Allah razı olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. İnşallah. Bıçağımızın kolay açılması için, kapanması için, parlaması için. Maşallah. Bir de yağ sürüyoruz. Bunun eşiydi değil mi? Evet, gel eşiydi. Ustam gel. Evet, evet. Şimdi bu boynuzdan ve evet böyle bir yay çeliğinden böyle bir sanat eseri ortaya çıktı. Şu iki parça şeyden. Evet. Eline sağlık diyorum ustam. Bu tapan bıçağı ki insan ergonomik olarak da insanın eline çok iyi geliyor. Tutumu iyi. Yani şuradaki eğimi. Kesmesi iyi. Kesmesi zaten gösterdim biraz önce. Şu eğimi çok güzel. Evet. Çeliği gözümüzle gördük. Evet. Ben seni yürekten kutluyorum. Buradan Tenkerli köyünden, senin babanın, atanın köyünden, baba, yurdu. Baba yurdundan, bütün Türk halkına, dünyanın dört bir yanında yaşayan bütün bizi dinleyen insanlara bu değerlerimize sahip çıkmamız gerektiğini belirtmek istiyorum. Senin gibi değerli ustaları yürekten kutluyorum. Eline sağlık, yüreğine sağlık, sağlık ve sıhhatler diliyorum sana. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim usta. Ben teşekkür ederim. İyi ki seninle tanışmışım. Sağ olasın. Siz de sağ olun. Sağ olasın usta.